Efendim, yaşadığımız depremler yapı denetiminin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Bina yapılırken değil, bittikten sonra da takibini sağlayacak sistem 2018'den beri kullanılıyor. Yapılan binalarda çipli beton adı verilen elektronik izleme sistemi devrede. Peki bu sistem kaç binaya uygulandı, nasıl sonuçlar verdi? İzleyelim. Yapı denetimine online takip sağlayan elektronik beton izleme sistemiyle numuneler alınmaya başladı. 25 Aralık 2018'den itibaren uygulamaya alınan sistemle inşaatlardan alınan beton numunelerin içine radyo frekansı ile kimlik tanıma etiketi yerleştirildi. Bu yöntemle birlikte numunelerin hangi inşaattan, hangi beton mikserinden, hangi gün, hangi saatte, kaç adet alındığı gibi bilgilere ulaşılabiliyor. Ayrıca uygulama sayesinde betonun hangi laboratuvarın hangi personeli tarafından alındığı, yapı denetim görevlilerinin iştirakiyle alınıp alınmadığı ve numunelerin ilgili standartında belirlenen sürelerde şantiye bölgelerinde bekletilip bekletilmediği de denetlenebiliyor. Elektronik beton izleme sistemiyle de deney sonuçlarının laboratuvar ortamından herhangi bir müdahale olmadan bakanlık sistemiyle çevrimiçi aktarılması sağlanıyor. %99,45 başarı sağlanan uygulamanın devreye alınmasından 14 Ağustos 2023'e kadar ülke genelinde 381.376 yapıdan 30.388.676 çipli beton numunesi alındı. Elektronik beton izleme sisteminin kurulumuna yönelikse Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Özbekistan'la işbirliği protokolü imzalanırken Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'la görüşmeler sürüyor. Öte yandan sistemde kullanılan ve Türkiye'de bu zamana kadar üretimi olmayan radyo frekansıyla kimlik tanımlama etiketi üretimine bir yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından başlandı. Böylece birçok sektörde kullanım yeri bulunan bu teknoloji yerli ve millileştirilmiş oldu.